Hepinize merhabalar arkadaşlar. Özlem'in Mutfağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Kayısılarımız da böyle. Hem kayısılarımızı değerlendirmiş oluruz hem de çok güzel bir meyve suyu yapacağız. Şimdi tarifimize geçelim. Kayısılarımızı bu şekilde çekirdeklerinden ayıklıyoruz. İsterseniz böyle yarım, isterseniz de bölerek atabilirsiniz. Ayıkladıktan sonra bir kez daha yıkayacağız. Kayısılarınız olgun olursa tabii daha güzel olur. Bizimkiler çok olgun değil. Ama yine de gayet güzel. Yaz gününde de yapılacak. Ya da diğer türlü hani böyle yapıp buzluğa da atılacak bir meyve suyu oluyor. Şimdi kayısılarımızı tamamen temizleyip yıkadıktan sonra buzdolabı poşetimize dolduruyoruz. Bu şekilde yani hani tekrardan istediğimiz zaman çıkartıp meyve suyunu yapabiliyoruz. Bunu böylece buzluğa atıyoruz şimdi. İsterseniz hani bu aşamada sadece bu şekilde buzluğa koymadan da yapılabilir. İlla donması gerekmiyor yani. Kayısılarımızı şimdi tekrar buzluğumuzdan çıkarttık. Bir gün beklettikten sonra video için yani böyle yapmak istedik. Şimdi bunu tenceremize alıp üzerine suyun ve şekerini ilave edip ocağın üzerine alacağız. Burada 700-800 gram kadar kayısımız var. Bunun üzerine 1,5 litre su ilave edeceğiz. Eğer hani kıvamı koyu olursa sonradan ilave etmeyi düşünüyoruz. Üzerine de 1,5 bardak kadar şekerimizi koyuyoruz. 1,5 su bardağıyla birlikte şekerimizi koyuyoruz. Şimdi bunları kaynayıncaya kadar tekrar ocağın üzerine alıyoruz. Bir kaynadıktan da 10 dakika sonra kapatacağız. Kayısılarımızı bu şekilde 10 dakika kadar kaynattık. Yani 10 dakika 7-8 de olabilir kayısının olgunluğuna göre. Şimdi kapatıp altını blenderdan çekeceğiz. Kayısılarımızı blenderdan çekiyoruz. Şimdi gayet güzel bir şekilde blenderdan çektik. İçindekiler kalmayacak şekilde hani kalırsa tekrardan dibini çekeriz. Şimdi isterseniz hani bu şekilde de kullanılabilir. Üzerinin köpüklerini alabilirsiniz. Zaten köpükler bir zaman sonra kaybolacak tekrardan. Ama hani çocuklar falan böyle rahatsız olabiliyor. O yüzden ben süzmeyi düşünüyorum. İsterseniz de süzebilirsiniz. Ama ben çocuklar rahatsız olmasa bu şekilde de içilebilir yani. Gayet de güzel oluyor. Meyve suyumuzu bu şekilde süzdük. Böyle bir güzel bir şişeye koymak istedik. Şimdi görüyorsunuz böyle bardağı aldığımızda kıvamını da falan göreceksiniz. Biz bir bardak daha tekrardan kaynamış su ekledik. Bir su bardağı. Şeker kıvamı falan bize göre çok iyi geldi ama isterseniz de eğer hani siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Koyu gelirse kıvamı yine dediğim gibi kaynamış sudan ilave edebilirsiniz. Soğuduğu zaman çok güzel. Şu an resmen yani böyle kayısının tadını alıyoruz. Bu şekilde kaynatıp yapmamızdaki sebep de böyle renginin sarı kalması. Kayısılarımız bizim daha olgun, daha sarı olsaydı rengi daha güzel, daha sarı olurdu. Biraz kayısılardan dolayı rengi bu şekil oldu. Ama dediğim gibi gerçekten yani bir de bunu soğuduğu zaman falan düşünebilirsiniz. Aşırı derecede lezzetli ve aşırı derecede güzel oluyor. Kanalımıza abone olmadıysanız eğer kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.